Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde bir Android mobil uygulama geliştirme projesini bitirdiğimizde, yani dışarıya APK olarak aktarıp Google Play Store'da yayınlamaya karar verdiğimizde, bu projemizi APK olarak dışarı aktarmadan önce ikonunu değiştirmemiz gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Bu uygulamamızı bir mobil cihaza yüklediğimizde görünen ikonunu ve aynı zamanda Google Play Store'da kişi indirmeye çalıştığında orada gözüken arkadaşlar ikonunu değiştirmemiz gerekiyor. İşte bu dersimizde arkadaşlar detaylı bir şekilde bu ikonu değiştirmeyi öğrenmiş olacağız. Hazırsanız başlayalım. Boş biten arkadaşlar Android Studio projesi açtım. Öncelikle ben bu projenin ikonunu değiştirmeden önce bakalım arkadaşlar default olarak hangi ikonu bizlere veriyor bir bakalım. Buradaki boş projemi arkadaşlar emülatörde test ediyorum. Şöyle bir bakalım. Bakın not defteri diye bir proje açmıştım. Şunu kapatıyorum şimdi. Şöyle bir bakalım ikonumuza. Evet, burada not defteri şeklinde burada Android arkadaşlar ikonumuz var. Yapmış olduğumuz uygulamanın amacına göre, temasına göre burada ikon eklememiz, değiştirmemiz gerekiyor yani bunu. Tamam, bunu aşağılıyorum arkadaşlar. Öncelikle bu ikonun arkadaşlar nasıl eklendiğini, yolunu öğrenmemiz lazım. Buradaki manifest dosyamızı açıyorum. Buradaki Android manifest dosyası uygulamamın arkadaşlar ikonunu belirliyor, ikonun yolunu. Baktığımızda bakın şurada arkadaşlar Mipmap klasörümüzün içerisinde iç launcher dediğimiz arkadaşlar bir dosyanın içerisinden bizim uygulamamızın ikonunu çekiyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar her bir ekran boyutu için ayrı ayrı olarak arkadaşlar ekranları tespit ediyor. Hangi ekran boyutuna ikon denk geliyorsa buradaki uygun olan boyutu arkadaşlar veriyor. Bir de arkadaşlar round ikon dediğimiz bir bölüm var. Bu da arkadaşlar bizim uygulamamızın daire şeklinde olan hali, yani kullanmış olduğumuz launcher'ın türüne göre arkadaşlar burada ikonumuz otomatik olarak gelmiş olacak. Aynı şekilde burada da daire şeklinde ikonlarımız mevcut. İki tür ikonumuz var. Biri kare arkadaşlar, bir diğeri ise ikon. Buradaki Android manifest dosyası arkadaşlar buradaki ikonumuzun yolunu belirliyor. Peki bu ikon nereden geliyor? İlk önce onu öğrenelim. Mipmap klasörün içerisinde bulunan iç launcher'ın içerisinden geliyor. Aynı şekilde Mipmap klasörün içerisinde bulunan İç launcher round dediğimiz arkadaşlar bir XML dosyası içerisinden geliyor bu bağlantı. Tamam, geldim şuraya bir bakalım. Research'ı açtım. Mipmap klasörüm. Bakın şurada arkadaşlar iç launcher dediğimiz buradaki arkadaşlar kare ikonumuz. Şöyle göstereyim. Buradaki iç launcher round dediğimiz de arkadaşlar bizim daire ikonumuz. Şimdi buradaki ikonumun bir tanesine tıkladığımda gördüğünüz gibi HDPI ekran için bir ikonum var. Aynı zamanda bir tane de XXX HDPI için bir ikonum var. Yani buradaki her bir ekran değeri için farklı ikon mevcut. Otomatik olarak bu ikonları arkadaşlar telefonun ekran çözünürlüğüne göre, DPI değerine göre arkadaşlar buradaki ikonlardan biri gelmiş oluyor. Ne demiştim ben sizlere? Bakın arkadaşlar burada iç launcher XML dediğim dosyanın içerisindeki arkadaşlar bilgiyi Android manifest dosyası çekiyor. Yani buranın içerisinde ne varsa arkadaşlar bunu almış oluyor. Bir bakalım neler varmış. Bakın ben size yolunu gösteriyorum ki öğrenin, bir şeyi nereden değiştirdiğimizi iyi bilin arkadaşlar. Şimdi geldim iç launcher XML dosyamı açtım. Bir içini kontrol ediyorum. Burada bir background var arkadaşlar. Bir de foreground dediğimiz iki tane kod satırımız var. Background dediği arkadaşlar şuradaki ikonumun yeşil olan kısmı. Foreground dediyse arkadaşlar şuradaki yeşil üstüne olan beyaz Android ikonumuz. Yani burada ne demek istiyorum? Bir ikonumuz arkadaşlar Android Studio'da default olarak iki tane katmandan oluşuyor. Bir arkadaşlar önünde gözüken ikonumuz, bir de arka planımız. Şimdi şuradaki background'a baktığımda bu background'umuz nereden geliyor peki, ona bir bakalım. Bakın şurada drivable klasörümün içerisinde bulunan iç launcher background. Aynı zamanda drivable'ın içerisinde bulunan iç launcher foreground. Yani geldim şuradaki drivable klasörümü açtım. İç launcher background gördünüz mü? Bakın yeşil alan arkadaşlar. Dinamik bir şekilde XML dosyası mevcut. Ben buradaki yeşil alanı tıklayarak arkadaşlar buradaki alanımın rengini değiştirebilirim. Temel renkleri buradan çekmiş oluyor. Aynı zamanda iç launcher foreground dediğimizde aynı zamanda burada Android ikonumuz mevcut. Yani arkadaşlar yeşil arka planın üzerine beyaz bir tane Android ikonumuz var. Şimdi biz bu yolları öğrendik. Aynı zamanda arkadaşlar bizim ne yapmamız lazım? Öyle bir şey yapmamız gerekiyor ki buradaki default değerde gelen ayarları bozmamamız gerekiyor. Yani ben yeri geldiğimde buradaki beyaz olan Android ikonunu sarı yapabilmem lazım. Bu ikonumun dinamik olması lazım.
Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşlar şu Android Studio programını kapatıyorum. Adobe XD'de de basit bir arkadaşlar ikon tasarlayacağım. Şurada custom size diyorum. Ücretsiz bir şekilde bu programı indirebilirsiniz. Şuradan bir tane proje açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ölçülerini belirleyeyim şuradan. Genişliği 500. Yüksekliği 500 olsun arkadaşlar. Şöyle tam kare olsun. Güzel. İki tane açtım. Birini geri alayım arkadaşlar. Şuradan bir tam ekran yapalım. Güzel. Şuradan mouse'umu seçtim. Arkadaşlar ben buradaki şu çalışma alanımın ilk önce ismini değiştiriyorum. Ne demiştik? Bir background'a ihtiyacımız var. Bir de foreground'a ihtiyacımız var. Onu o zaman bunun ismini değiştiriyorum. Background diyorum arkadaşlar. Şöyle. Güzel. Şimdi ben buradaki background çalışma alanımın rengini değiştirmek istiyorum. Şuradan hatta bir gradient uygulayalım isterseniz. Şuradan linear gradient diyelim. Şuraya tıkladım. İlk rengini seçiyorum. Şöyle yeşil bir renk alalım. Şöyle bakalım şuradan. Şöyle bir renk aldım arkadaşlar. Şu alttaki arkadaşlar yuvarlığa tıklıyorum. İkinci rengimi seçiyorum. Mesela ne olsun? Sarıya yakın bir renk olsun. Şöyle bakalım. Şöyle. Yay yeşili gibi bir renk seçtim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şuradan şu yuvarlığa tutuyorum. Şu köşeye çekiyorum. Yani gradient'imi arkadaşlar çapraz bir şekilde uyguluyorum. Şöyle. Siz istediğiniz bir şekilde yapabilirsiniz. Konumuz bu değil arkadaşlar. Sadece gösteriyorum. Güzel. Arka planım geldi. Ben bunun üzerine de örneğin bir not defteri yaptığımızı düşünelim. Geleceğim burada arkadaşlar ikonunun şuradaki yeşil kısmının üzerine bir tane N harfi ekledim. Ctrl A ile seçiyorum. Şuradan boyutunu büyütelim. Mesela 400 yapalım. Yeterli gelir mi bakalım. Evet güzel. Şuradaki yazımızın kalınlığını da bold yapalım. Şuradan güzel. Aynı zamanda rengini değiştirelim. Rengini de beyaz yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Güzel. Sonra tutup şöyle ortaya alıyorum. Bunun üzerinde sağ tık yapıyorum. Sonra pet. Buradan da convert to pet diyorum arkadaşlar. Yani buradaki arkadaşlar yazıyı bir nevi bir vektöre çevirip istediğim işlemi yapmamı sağlıyor. Bakın buradaki boyutuna baktığımızda tam bir kare değil. Ben bunun tam bir kare olmasını istiyorum. Bunun için de geliyorum şuradan yüksekliğini. Mesela 300 yapalım genişliği. Aynı zamanda yüksekliği de 300 olsun. Tam bir kare olmuş olacak arkadaşlar. Şöyle. Bunu ortaya almak istiyorum. Şöyle tam ortalamak istiyorum. Bunu da nasıl yaparız? Buradaki arkadaşlar x'in koordinat değerini 100. Şuradaki y'nin de koordinat değerini 100 yaptığımda buradaki arkadaşlar n katmanım buradaki çalışma alanıma tamamen oturmuş olacak. Şimdi ben ikonumun tasarımını yaptım. Ne demiştim? Bir tane background, bir tane de foreground'a ihtiyacım var. Şuradaki arkadaşlar çalışmamı seçtim. Klavyeden alt tuşuna basarak mouse'un sol tuşuyla sağa doğru böyle çekiyorum. Sonra şuradan tam ekran yapalım. Zoom to fit all. Gördüğünüz gibi iki tane çalışma alanı elde ettim. Bunun da ismini değiştiriyorum. Buna da foreground diyorum arkadaşlar. Yani üste gelecek olan katmanım olmuş olacak. Şimdi background'da benim buradaki ne katmana ihtiyacım yok. Bunu siliyorum. Seçtim, sildim. Aynı zamanda foreground'da da evet neye ihtiyacım var ama arka plana ihtiyacım yok. Geldim buradaki foreground'ı seçtim. Şuradaki arka planı. Şuradan ilk önce bir solid yapıyorum arkadaşlar rengini. Sonra buradaki opasitesini arkadaşlar 0 yapıyorum. Yani arka plan gözükmeyecek, sadece ne harfim gözükmüş olacak. Bu kadar tasarımım bitti arkadaşlar. Şimdi ben bunları dışarıya export etmek istiyorum. Klavyeden arkadaşlar kontrol tuşuna basarak şuradaki katmanlar panelinde iki çalışmamı da seçiyorum. Klavyeden kontrol E tuşuna basıyorum. Yani arkadaşlar seçmiş olduklarımı dışarıya export etmiş olacağım. Buradan PNG yerine SVG seçiyorum. Siz arkadaşlar PNG de seçebilirsiniz. Ya da elinizde PNG olarak hazır ikonunuz varsa arkadaşlar bunu da kullanabilirsiniz. SVG seçtim. Şimdi buradan bir klasör açalım masa üstümüzde. Şöyle. Buna APK ikon diyelim. Klasörümü seçtim. Export diyorum. Güzel. Aktardık arkadaşlar. Şimdi bir masa üstüne bakalım. Gördüğünüz gibi bir tane background, bir tane de arkadaşlar foreground. Tamam. Şunu kapatıyorum. Şimdi Android Studio programa geldim arkadaşlar. Benim buradaki arkadaşlar yapmış olduğum tasarımları buraya çekmem lazım. Bunun için arkadaşlar yukarıdaki APP yazan klasörümün üzerinde sağ tık yapıyorum. Sonra new image asset diyorum. Burada arkadaşlar icon type bölümünden şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar birden çok seçenek mevcut. Buranın Launcher Icons Adaptive and Legacy olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Burası seçili olduktan sonra burada gördüğünüz gibi bir tane foreground layer, bir de background dediğimiz layer var. Biz iki tane tasarım yapmıştık.
Foreground layer dediği bizim arkadaşlar tasarımını yaptığımız ne harfimiz. Buradaki foreground layer'ımı seçtim. Alt taraftan arkadaşlar image'i seçiyorum. Buradan image'imin yolunu gösteriyorum. Neredeydi arkadaşlar? Şöyle göstereyim sizlere. Kullanıcıların içerisinde bulunan iTimer kullanıcısı. Masa üstüne eklemiştim. Desktop. APK icon diye bir klasör oluşturdum. Foreground diyorum arkadaşlar. Bakın OK dedim. Gördüğünüz gibi buraya ne harfim gelmiş oldu. Şimdi background layer kısmına geçiş yaptım. Aynı şekilde image seçili. Aynı adımları tekrar yapıyoruz. Şurayı kapatalım. Kullanıcılar iTimer. Desktop. APK icon demiştik arkadaşlar. Şöyle açayım. Bir de background'unu şuradan seçtim. Gördüğünüz gibi arka planımız da geldi arkadaşlar. Fakat buradaki ne harfimiz arkadaşlar taşmış. Bunu düzeltelim. Şimdi bunun için şuradaki XHDPI ekran değerimi XXXHDPI yapıyorum ki daha yakından görün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne harfi arkadaşlar taşmış. Şurada siyah ince bir çizgimiz var. Ne harfimizin arkadaşlar buranın içerisinde olması lazım. Geldim foreground layer'ımı seçtim. Alt tarafta resizer dediğimiz bölüm var. Buradan bu eklemiş olduğumuz tasarımların boyutlarını küçültüp büyütebiliyoruz. Şuradaki çubuğu tuttum arkadaşlar. Şöyle küçültüyorum. Aynı zamanda istediğiniz zaman büyütebilirsiniz. Önemli olan buradaki siyah çizginin dışına arkadaşlar taşmasın. Bakın gördüğünüz gibi iç kısmını almış oldum. Siz tamamen sıfırda yapabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrardan ekran değerimi XHDPI yapıyorum. Gördüğünüz gibi her bir şekil için arkadaşlar ikonum düzgün bir şekilde gözüküyor. Ve aynı zamanda ben bu uygulamamı Google Play Store'a yüklediğimizde arkadaşlar buradaki ikonumuzun da görünüm şeklini buradan bulabilirsiniz. Eğer arkadaşlar buradaki tasarımları beğenmiyorsanız Option bölümünde arkadaşlar buradan tasarımlarınızı ilk önce Circle mı olacak, Square mi olacak buradan da arkadaşlar ayarını yapabiliyorsunuz. Tavsiyem burayı değiştirmeyin arkadaşlar. Standart olarak burası da gelmiş olsun. Burası bitti arkadaşlar. Ondan sonra Next diyorum. Burada bize şu uyarı veriyor arkadaşlar. Diyor ki burada kırmızı olan dosyaların arkadaşlar değiştirileceğini söylüyor. Yani üzerine yazılacağını söylüyor. Normalde buradaki iç Launcher Foreground XML dosyamızın da değişmesi gerekiyor. Fakat değişmedi. Hata verecektir büyük ihtimalle. Ki iyi oldu arkadaşlar. Siz de öğrenmiş olacaksınız. Manuel bir şekilde nasıl yaptığımızı detaylı bir şekilde yine gösteririm. Şimdi Finish diyorum. Bakalım dosyalarımız gelecek mi? Güzel, bakın dosyalarımız geldi. Burada iç Launcher Foreground'da bir klasör açtı. İki dosyamı da buranın içerisine attı arkadaşlar. Bakın bu Android ikonumuzun bulunduğu dosya. Bu da bizim arkadaşlar ne harfimizin bulunduğu dosya. Ben buradaki şu ne harfin bulunduğu dosyayı Drabble klasörüm içerisine sürükleyip bırakıyorum. Ve refactor diyorum. Üzerine yazıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dosyam buraya geldi. Diğerleri de arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde değişti. Şimdi bunlara bir bakalım neler var arkadaşlar. Bakın şurada iç launcher var. Bir de iç launcher round var. Biri kare arkadaşlar. Bir diğeri ise daire şeklinde olan ikonumuz. Buraya hepsi gelmiş oldu. Ve aynı zamanda Android manifest dosyamın içerisine baktığımızda bakın geldim şuradaki iç launcher'ın üzerinde duruyorum. Gördüğünüz gibi ikonumuz buraya gelmiş oldu. Bu kare ikonumuz. Her bir ekran değeri içinde arkadaşlar ölçeklendirilmiş. Aynı zamanda geldim round bölümüne bakıyorum. Bu da bizim yuvarlak ikonumuz. Gördüğünüz gibi bunun da ekran boyutu arkadaşlar otomatik olarak ölçeklenmiş. Yani buradaki Android manifest dosyası gidecek arkadaşlar uygun olan ikonumu getirmiş olacak. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. İkonumuz değişecek mi? Evet, projemiz açıldı. Şimdi kapatıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi not defteri uygulamamızın ikonu geldi arkadaşlar. Ve buradaki telefonumuzun ekran DPI değerine göre de otomatik olarak ölçeklenmiş oluyor arkadaşlar. Biz hem burada uygulamamızın ikonunu ve aynı zamanda Google Play Store'a yüklediğimizde orada gözükecek olan uygulamamızın ikonunu değiştirmiş olduk arkadaşlar. Ben burada SVG formatını kullandım. Siz arkadaşlar PNG'yi de kullanabilirsiniz. Ama SVG'yi kullanırsanız avantajı ne olur? Size şuradan göstereyim. Mesela geldim buradaki foreground'ın içerisinde. Diyelim ki buradaki ne harfinin rengini beyaz değil arkadaşlar. Sarı yapmak istiyorsunuz. Bakın rengimiz burada. Geldim şuradan sarı seçtim. Gördüğünüz gibi ikonumun artık rengini Adobe XD programını açmadan hızlı bir şekilde değiştirebiliyorum. Aynı zamanda arka planını da istersen buradan değiştiririm. Biz buna bir gradyan verdiğimiz için iki tane rengimiz var. Gördüğünüz gibi mesela ben buradaki yeşili neyle değiştireyim? Daha koyu bir renkle değiştireyim ya da şöyle bir renkle değiştireyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Hemen geçişi hızlı bir şekilde yaptık. Biz bunu arkadaşlar SVG uzantıyla aktardığımız için buradaki renklerini de Android Studio üzerinden değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bir uygulamanın ikonunu değiştirmek bu kadar kolay.
Hoşça kalın.